Çanakkale Belediyesi YouTube kanalının değerli takipçileri, bugün Senin Hikayen adlı programımızın 3. bölümüyle karşınızdayız. Programımızın konuğu Çanakkale'nin ve ülkemizin yakından tanıdığı, önceki dönemlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi önemli görevler yürütmüş hemşehrimiz Sayın Mustafa Cumhur Ersümer. Sayın Bakanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İlk olarak bize neler söylemek istersiniz? Öncelikle bir defa böyle bir yayının çok önemsiyorum. Yani Çanakkale'nin sosyal hayatına mutlaka etkisi olacak bir yayın yapıyorsunuz. Bunun daha da gelişeceğini ümit ediyorum. Belki de kısa bir süre sonra bir televizyon kanalına da dönüşür diye ümit ediyorum. Çünkü yayın gerçekten Türkiye'nin hem sosyal yaşantısında hem siyasi hayatında önemli bir iletişim kaynağı. Giderek de bu iletişim imkanları arttıkça herkesin birbirine bilgiye ulaşması çok kolaylaştı. Onun için kutluyorum yani hem belediyeyi hem sizleri, bu işe çaba harcayanları. Evet, biz de Çanakkale envanterine, Çanakkale'nin bu kültürüne bir not düşmek istiyoruz açıkçası programı yaparken. İlk olarak çocukluk döneminizle ilgili bize neler söylemek istersiniz? İstiklal İlköğretim Okulu'nda okudunuz. Okul döneminizden, mahallenizdeki çocukluk anılarınızdan biraz bahseder misiniz? Yani Mustafa Cumhur Ersümer'in çocukluğunun Çanakkale'si nasıldı? Şimdi önce çok kabaca çocukluğa nereden geldim bir onu anlatayım yani. Tamam. Şimdi bizim ailemiz yani annemin dedesi diyelim Sakız'dan Gelibolu'ya liman üyesi olarak tayinen gelmiş. Annemin dedesi Gelibolu'da doğmuş 1816'lar falan, yani yaklaşık 150 yıldır işte Gelibolu ve Çanakkale interlantında yaşıyoruz. Daha sonra o annemin dedesi Çanakkale liman üyesi olarak tayin edilmiş. Bir kolumuz bu. Cemal Kaptan, Cemal dedi. Diğer taraftan tam Türkiye mozaiği yani. Baba dedem Arnavut kökenli Muharrem Efendi Girit'e göçüyor. Girit'te Cemile Hanım'la evleniyor. Oradan babam oluyor. Daha sonra da işte o babamla annemin evlenmesinden de biz oluyoruz. Tabii bu aileler Girit'ten göçüyor. Onlar ayrı bir serencam. Yani işte Girit'ten Türkiye'ye gelişleri, dedelerin, babaannelerin, o ayrı bir değerlendirme. Bilmiyorum yani sizin yayınızın şeyinde, konseptinde veya vizyonda neler var tam bilmiyorum. Tabii süre kısıtlı olduğu için o bölümleri bir başka yayında anlatabiliriz. Neticede işte rahmetli Adem Ersümer'le rahmetli Şükran Ersümer evleniyor ve bu evlilikten ablam Zuhal, işte benden sonraki kardeşim Eyüp ve ben dünyaya geliyoruz. Tabii bizim çocukluğumuz oldukça cezbezeli geçti. Yani biz çocukluğumuzu yaşamadan hemen büyümek, büyüdükten sonra da hemen genç olmak, hemen hayata başlamak. Bizim neslimiz böyle bir, bizim dönemimiz böyle bir hayat yaşadı. Yani sırf bu bana mahsus bir şey değil. Benim gibi etrafta çok arkadaşım var. Hep böyle yaşadık biz yani. Çabuk olgunlaşan, çabuk hayata başlayan, çabuk ekmeğinin peşinde koşan, erken evlenen, erken çocuk sahibi olan, sonra da erken torun sahibi olan insanlar olduk yani. Ama bundan çok mutluyum. Bir şikayet olsun diye söylemiyorum. O günün yaşantısı böyle gerçekleşti. Ben tabii 1952 doğumluyum. 29 Ekim 1952. Yani adımdaki Cumhur sonradan olmadı yani. Doğuştan evet. Cumhuruz. Allah şükürler olsun. Tam Cumhuriyet Bayramı günü doğunca babam da öyle arzu etmiş. İşte ön ismim Mustafa, sonraki ismim Cumhur, Mustafa Cumhur Ersümer olarak hayata başlamışım. Tabii ilkokulla ilgili yine devam edelim isterseniz. Çok atlayarak gidiyorum tabii. Birçok boşluklar kalıyor ama onları bir gün doldururuz diye ümit ediyorum. Tabii ki. Ablamla aramızda 2 yaş var bizim. Zuhal Ersümer. Tabii abla olarak hayatın bütün dönemlerinde bana böyle önder olmuş, idol olmuş bir insan. Hatta ben ilk çocuğumun hep kız olmasını arzu ettim. Yani kız olur da sonraki çocukları ablalık eder diye arzu ettim ama Allah 2 tane olan çocuğu nasip etti. Allah başlasın. Allah başlasın. Şimdi ablam okula başlıyor. Ben evde tutturuyorum. Hayır, ben de okula gideceğim.
O zaman da böyle bir 6 yaş okula gitmek diye bir uygulama yok. Beni zapt edemiyorlar evde. Halam da Zehra Hoca. Zehra Ulutu, Zehra Ersümer tabii sonra Ulutu oluyor, babamın ablasıdır. Orada öğretmen. Diyor ki ya rica ediyor işte İhsan Hoca okul müdürü. Mebrur Hoca'nın, Allah rahmet eylesin, ya onun sınıfına bir sıra koyalım veya bir tabure koyalım, orada başlasın diyorlar. Hakikaten bir oyunlarda söylenir ya fasulyeden oynuyorsun falan filan, bana öyle bir önlük diktiriyorlar. Ben gidiyorum orada 6 yaşında okula başlıyorum yani. Ama sonra bakıyorlar ki biz herhalde çok geri kalmıyoruz falan. Ben ilkokula 6 yaşında bu şekilde başladım. İlkokul öğretmenim biraz önce bahsettim, Mebrur Tanyal'dı. Gerçekten bir anne gibi sevdiğimiz, saydığımız, her zaman şeyini böyle aklımızda da gönlümüzde de hissettiğimiz bir öğretmendi. Çok etkili bir insandı. Bize çok şeyler verdi yani. Hem dostluk adına, hem arkadaşlık adına, hem paylaşmak adına. Onun öğretim sisteminde yani okuma yazma öğrenilir, işte matematik de öğrenilir, hesap da öğrenilir ama insanların birbirlerine olan tavırları, yaklaşımları ancak paylaşılarak öğrenilebilir tarzında bir yaklaşım vardı. Hiç unutamayacağımız bir 5 yıl yaşadık kendisiyle. Tabii İstiklal İlkokulu'ndaydım ben. İstiklal İlkokulu'nda diğer Çanakkale'deki okullar gibi, diğer Çanakkale'nin sınıfları gibi de karışık bir sınıfımız vardı. İşte hemen hemen her mahalleden arkadaşımız vardı. Şimdi ben tabii bunları alıp teker teker hepsinin adını ezbere sayabilecek kadar biliyorum. Face'de de paylaşıyorum. Hatırlamadıklarımı da arkadaşlarına alıyorum, yazıyorum. Ama şimdi hemen Çanakkale'deki yaşantımızda içinde konuşabileceğimiz işte Oya Arısan vardı. Doktor Nazif Bey'in kızı, hem mahalle komşumuz hem benim sınıf arkadaşım. İşte Nilgün Al vardı. Hem ev komşum hem sınıf arkadaşım. Bunlar da 5 yıl devam. Sevtap Elmas vardı, rahmetli İmadettin Elmas'ın kızı. Diğer işte Rica Gormezano, ondan sonra David Varon, Salomon Benardete gibi de Musevi arkadaşlarımız vardı. Topçubaşıların kızı vardı, Zuhal Topçubaşı. Kılıçların oğlu vardı, Ali Kılıç. Çanakkale'de işte hatırlanan, yani aileler itibariyle bunları ifade ediyorum. Fikret vardı, Fikret Güç'ün, Kuzköylü Kemal abimizin oğlu falan. Böyle bir Hasan Turanlı, bizim Yalan'ın sahibi falan. Böyle bir öğrencilik hayatı yaşadık. Tabii şimdi burada yaşıyorsunuz öğrenciliği. Sonra da ben sabahları yürürüm. 30 yıldır yürüyorum yani, hiç durmuyorum. Hele Çanakkale'de yürümek ayrı bir keyif alıyor. Binalarla konuşuyorum. Taşlarla konuşuyorum. İşte şurada şu oturuyordu, bak bu ev yıkılmış falan. Böyle bir buçuk saat bir tur yapıyorum Çanakkale'de. Bu sabah da gene çıktım. Şeye uğradım, Sepetay'ın fırınına uğradım. Çok mutlu oldu tabii. Epey bir sohbet ettik ayaküstü. Bir yandan işte müşteriye şey yetiştiriyor. Çay mı içersin, börek mi? Yok dedim, ben çayı da içmem, börek demem. Sen işine bak. Biraz onunla sohbet ettik. Daha önce de bir dolaşmam esnasında bir baktım Çanakkale İstiklal İlkokulu'na, benim okuduğum ilkokuluna bir tabela asmışlar. Diyor ki iyiler mutlaka kazanır. Kaliteli eğitim, nitelikli öğretim, güvenli okul ortamı. Tamam. 1905'ten günümüze 100 yılı aşkın eğitim kültürü. Bu da güzel. Binlerce başarılı mezun ve ünlü mezunlarımız. Arkadan adımı gördüm. İşte Mecumur Ersümer. Eski Başbakanımız, Enel Tabi Kaynaklar Bakanı, İsmail Özay, Belediye Başkanı, Reşat Tabak, Belediye Başkanımız, Ajda Pekkan, sanatçımız. Aynı okuldan mezun olmuşuz. Bu da tabii insana mutluluk veriyor. Yani kendi yaşadığım bir şehirde bu tarzda anılmak, bu tarzda bir yaklaşımda bulunmak oldukça keyifli bir şey. Teşekkür ediyorum ben ilkokulda görevli müdürümüze, yöneticilerimize. Siz nasıl hatırlıyorsunuz o dönemleri? Ya yani ben, o ortamları nasıl hatırlıyorsunuz? Çanakkale'yi nasıl tanımlarsınız bize o dönemleri?
Yani şimdi... Yani hem okul dönemi hem iskele meydanı, yani hep bulunduğunuz bölgeler, yukarı çarşı bölgesi. Yani çocuk cumhurun gözünden Çanakkale nasıl görünüyordu o dönem? Şimdi tabii Çanakkale'de herkesin birbirini tanıdığı, beraber olmaktan keyif aldığı ortamlar vardı. Nerelerdi mesela? Nerelerde olmaktan keyif alırdınız? Işte, yani nereleri keşfetmekten keyif alırdı o dönem Çanakkale'deki çocuklar? Neler yapardı? Şimdi, arkadaşlarınızı, zamanınızı nasıl değerlendirdiniz? Biraz onlardan söz edelim. Ya Çanakkale gibi bizim dönemimizde hepimizin eğlencesi, bir sokakta büyüdük. Bir sokak çocuğuyuz yani açıkçası. İşte boş bulduğumuz sahalarda futbol maçları yapardık. Yazın su iskelesinden, efendim büyük iskeleden dilimize girerdik, midye çıkartırdık. Veya plaja giderdik. O zaman belediye plajı bize göre bayağı uzak bir yerdi ya. Evden izin alırdık. Başımızda bir büyükle şeye giderdik, belediye plajına giderdik, denize girerdik. Tabii Çanakkale denizle bütünleşmiş bir şehirdir. Onun dışında da tabii biz esnaf çocuğuyuz. Yani okul açıldı okula, okul kapandı dükkana. Ben öyle büyüdüm yani. Şeyde babamın, rahmetlerinin iskele meydanında bir dükkanı vardı. Biz orada çıraklık yaptık yani. İzinle denize giderdik, izinle oynamaya giderdik. Öyleydi bizim düzenim. Sonra babam vefat ettikten sonra yukarı çarşıya geçtik. Orada da dedemin dükkanı vardı. Orada da aynı şeyi yaşadım ben. Bir bisikletim vardı. Böyle dedem öğlen uykusunu severdi rahmetli. Öğlen anneannemi tembihlerim. Derdim kaldır dedi, erken gelsin falan. Ben böyle moyam arkada, havlum arkada, ayağım bisikletin pedalında. Dedem köşeye döner dönmez basar bile, doğru plaja giderdik falan. Yani Çanakkale'deki yaşantı belli yerlerde lokalize olduk. Mesela Çanakkale Panayırı hepimizin hayatında çok önemli bir yerdi. Bayramlarda eski postane meydanı deriz. Eski garajın olduğu yerde, şimdi bugün nasıl tarif edilmez, halk bahçesinin önündeki boşluk diyelim. Orada eğlenceler gelirdi. İşte şeyler, atlı karıncalar, sallanan kayıklar, işte halkacılar falan. Bayramlarda oralara, yani çocuklar oralara giderdi. İşte halka atardık, işte atlı karıncaya binilirdi veya kayıklarda sallanırdı falan. Bayram eğlenceleri oralarda lokalize olurdu. Panayır ayrı bir şeydi Çanakkale'sin. Ben çok arzu ediyorum aslında. İlçelerde de yapmaya başladılar yani. Geçen yıl yanılmıyorsam Ezine ve Ayvacık ilçesinde bu panayır yapıldı. İnşallah Çanakkale'de de olur. Bir buluşma yeriydi, bir birleşim yeriydi. Köyden gelenler, çevreden gelenler falan herkes bir araya gelirdi. O panayırda işte dükkanları gezmek, oturup orada bir boşnak börekçisinde börek yemek veya işte yıllık bazı alışverişler yapılırdı. İşte evin yorganı oradan alınırdı. İşte bazen bakırcılar gelirdi, oradan bazı bakırlar satın alırdı falan. Panayırlar da bir şey merkeziydi. Zaten hayatınızın, yani öğrenciyken belli bir bölümü okulda geçiyor. Okulda da işte teneffüslerde arkadaşlarla bir araya gelinir, eğlenir, sohbet edilir, oyunlar oynanır falan. Onun dışında tabii benim çocukluğumdan yani size nakledebileceğim anılar böyle bir silsile haline gidiyor. Ama esnafla da bir yandan devam ediliyor yani. Hem yukarı çarşı, yani gençliğinizde de orada bizim, çalışmaya devam ediyorsunuz. Tabii. Mesela Çanakkale'nin ilk pazarı kuruldu. Yanılmıyorsam 1966 senesinde. İlçelerde pazar vardı, Çanakkale'de pazar yoktu. Komşuluk ilişkileri nasıl mesela, esnaf ilişkileri o dönem? Şimdi biraz değineceğim onlara. İlk pazar kuruldu. Dedem benim köylere gidiyor, işte mal mübahiye ediyor. Yağ topluyor, sabun topluyor, zeytin topluyor, yapağı topluyor falan. Sonra onları paketliyoruz, satıyoruz falan. Dedem köydeyken ben de kalktım, bir tezgah kiraladım belediyeden. Ortaokul son sınıftayım. Tam şu anki Şişel'in önündeki bölümü zeytinyağı ve sabun satıcılarına ayırmışlardı. Orada üçüncü tezgah benimdi. Gittim, işte dükkandan yağları, sabunları getirdik oraya. Cuma pazarına katıldım. İlk açılan pazarda benim tezgahım vardı. Kaç yaşındaydınız? 15 yaşındaydım. Ama o işi bırakmadık. Ondan sonra kışın her cuma okuldan bana izin verirlerdi. Cuma günleri ben yine gider tezgahımı açardım. Orada tabii müşterilerim hep böyle hem çevre komşularımız, işte çalışan tanıdıklarımız derken bayağı da müşteri çevrem oldu. Hesap yapmaya başladım. Soruyordum salonda, sen buradan nereye gidiyorsun? İşte cumartesi şeye gidiyoruz biz, Lapseki pazarına gidiyoruz. O sonra
İşte pazartesi Ezine pazarı falan, onların hepsi pazar pazar geziyorlar. Benim böyle içim giderdi ya, ben de başlasam bu pazar pazar gezmeye diye düşünürüm. Tabii okul ağır bastı, aile ağır bastı. Ama 3-4 yıl orada o pazarcılığı yaptım yani. Şimdi komşuluk ilişkiler, yani akıl almaz şeyler yaşadım yani, çok kese kese gidiyorum. Şimdi Yukarı Çarşı'da bizim dükkanımızın sağ tarafında Bünyamin Avrova'ya diye, namı şişman Bünyamin'dir, bir amcamız vardı, o bakkal dükkanındaydı. Bizim dükkanda zeytinyağı, sabun, zeytin satılıyordu. Yanımızda sebzeci İhsan amcamız, işte karşıda berber Sami, onun yanında bakkal Avram, yanında bu Gürseslerin lokantası, onun yanında Topal Rafi, onun yanında Rafael amcamız, bunlar kasap Mehmet Ali, yağcı Cemal falan. Bu tarafımızda işte Arap Halit, kasap Arap Halit. Onun yanında hemen şey, Jacques Demirkapılı'nın meyhanesi. Onun yanında Muammer İnal'ların namı değer işte Dayı Muammer'in kahvesi, meyhanesi. Onun yanında daha Çakarların köşede. Karşıda Mustafa Koç'un peynir avcısı. Böyle bir şey. Bu tarafımızda Fırıncı Nesim amcamız vardı. Onun karşısında Tatar Hasan abinin dükkanı. Şimdi bu çizdiğim tam Yukarı Çarşı'nın, yani şu anda Helvacı Kadir Bey'in dükkanının olduğu yeri anlatıyorum size. Karşılıklı komşuları anlatıyorum. Burada ben mesela bir gün sabah dükkanı ben açıyorum yazın. Bir gün çarşıya girdim. Dikkat diye biri bağırdı falan. Bütün esnaf çıktı böyle bana selam duruyorlar falan. Ulan ayaklarım birbirine dolaştı. 12-13 yaşındayım yani. Niye öyle yapmışlar? Geç kaldığım için. Vali bile makamına gitti. Sen bu saatte niye dükkanını açmadın? Al sana bir ders. Ondan sonra çarşıda en erken dükkanı ben açtım. Yaz kış hiç değişmedi. Böyle böyle terbiye edildik biz. Onu söylemeye çalışıyorum. Bir gün bir müşterim geldi. Kendisine yağ verdim. İşte doldurduk falan filan. Paranın üstünü verdim. Allah Allah. Parada bir fazlalık var. Bu nereden kaynaklanıyor? Parayı da daha önce gittim Rafael amcaya bozdurdum. Ondan sonra. Adama gittim. Ya sana verdiğim paraya bak. Benim param tamam dedim. Ben de para fazla. Dedim ki Rafael amcaya bozdurmuştum ben parayı. O demiş ki bak şimdi demiş ben Hacı Hasan'ın torununu imtihan ediyorum. Ondan sonra Tatar Fevzi, Kasap Mehmet Ali rahmetler oturmuşlar. Bakalım getir. Yok getirir demiş. Yok getirmeyebilir falan filan. Ben gidince bravo da alkışlar. Yani bu işler böyle oluyor hatta. Böyle dersler aldık etrafımızda. Ama tabii aksine de derslerimiz de vardı. Zeki abimiz vardı. İşte Arap Halid'in, Kasap Arap Halid'in oğlu. Böyle dev gibi bir abimizdi. Tanıyanlar, bilenler onu çok iyi hatırlarlar. Arada böyle bir karışırdı ortalık. Arap Halit de iri bir adamdı. O büftek şeyiyle elinde büftek dövülen, demirlen Zeki önünde. O arkada koştururlar falan filan sorarlardı. Ya Zeki ne oldu? Neden gene bu olaylara şunu? İşte Zeki babasını kızdıracak bir şey yapmış. Ona ders verdi falan. Oradaki muhabbet, yani özellikle Yukarı Çarşı muhabbeti benim hayatımda birçok ders aldığım, beni yönlendiren, iyisiyle kötüsüyle her şeyi görebildiğim bir yöre oldu. Yani esnaflık ayrı bir iş. Esnaflık hakikaten layıkı ve çile yapıldığı zaman o esnaf dayanışması, o esnaf paylaşımını tabii ki bütün mesleklerde vardır ama böyle lokalize olmuş yerlerde çok daha iyi görüyorsunuz. Sonra benim avukatlığa başladım. İlk müşterim oradan geldi. Yani bu işler böyle oluyor. Evet. Aslında isimlerden de söz ettiniz. Bu bir anlamda Çanakkale'de o zamanın farklı kültürlerinde burada bulunduğunu da gösteriyor. Peki yani onlar mesela özel günlerinde nasıl olurdu? Neler yaşanırdı? Neler yapılırdı özel günlerde? Şimdi ben şöyle, mesela onların bir hamursuz bayram vardır. O zaman Havra'da sorumlu Bahor amca vardı. Bize her hamursuz bayramında bir paket hamursuz gelir. Bilmiyorum siz de hamursuz biliyor musunuz, bilmiyor musunuz da. Hamursuz işte Yahudilerin belli dönemlerindeki yedikleri, işte keşke olsa da getirseydim bayılırdınız. Ben hala yiyorum, şu anda İstanbul'da evimde var. Böyle suyla şeyin karıştırıldığı, unun karıştırıldığı, çok kızgın ateşte pişirilmiş bir galeta gibi bir şey düşünün. Her bayram yani o bize geliyor. Sonra bir gün ben merak ettim.
İşte dedene geliyor. Dedem vefat etti. Yine gelmeye başladı. Sonra da devam etti. Sordum bir gün Bahar amcaya. Dedim ki ya bu bize geliyor. Neden bize geliyor? Şimdi benim dedemin ilk mesleği mobilyacılık. Mobilya dükkanı varken Havra'dan çağırmışlar dedemi. Demişler ki bizim orada işte şeylerimizde, koltuklarımızda bir takım arızalar var, bazı tamirler var. Bunları yapabilir misin? Dedem de gitmiş, yapmış, tamir etmiş o koltukları falan. Sonra demişler ki işte borcumuz nedir? O demiş ki yok ben bir para falan almam demiş. Bu bir dini şey, ibadethane, ben buradan bir para almam demiş, almamış. Onu yazıyorlar deftere. Kardeşim yani o Havra burada olduğu süre içinde, sonra Havra faaliyetleri durdu ama olduğu sürecinde her bayram bizim mamursuzumuz geldi. Yani bunlar ilişkileri ortaya koyuyor. Şimdi mesela bir doktor Hayim amcamız vardı. Ne zaman başımız sıkışsa, bir hastamız olsa koştur koştur giderdi. Gel Hayim amca koşar gelir. Şimdi kızın değil aynı şeyi yapıyor. Nil Molinas şu anda kendisiyle gurur duyuyorum gerçekten de. İşte Amerikan Hastanesi onkoloji şeyinin seksiyonun başında pırıl pırıl bir profesör. Çanakkale'den kimi yollasak adını bile sormuyor, yardımcı oluyor, destek oluyor. Hı hı. Yani bu ilişkiler kopmuyor. Bizim tabii çocukluktan gençliğe geçmeye başladığımız dönemde yani lise çağlarımızda da bu beraberlikleri biz sürdürdük. Birçok yerlerde, birçok şekillerde bir arada olduk. Tabii gençliğe geldiğimizde şimdi biraz önce söyledim, biz çabuk olgunlaşmak durumundaydık. Çünkü hayat hızlı akıyordu o dönemlerde. Mesela bizim en çok bir araya geldiğimiz yerlerden biri Gençlik Tiyatrosu'ydu. Bizden önceki, bizden yaşça büyük, o zaman onlar üniversiteli olmuştu. Bir araya gelmişler. Geçenlerde sevgili Şahabettin Kalfa'nın bir yazısında okudum. Çok güzel, çok veciz bir şekilde ifade etmiş Gençlik Tiyatrosu'nun nasıl kurulduğunu. Sonra biz böyle bir devraldık. Hatta bir ara o bir dernekti. Ben orada yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Birkaç tane oyun sahneledik. İşte Vur Emri, Nalınlar, Fermanlı Deli Hazretleri, Darılmaca Yok. Siz de rol aldınız. Tabii tabii. Aynen. Hem oynadım hem yönetmen olarak görev aldım. Onun bir prosedürü, şey, prospektüsünü bir mendile basmıştık. Ezine'ye, turneye gittik. Böyle kollu matbaalar vardı eskiden. Hı hı. Orada mendil aldık. O matbaada mendilin üzerine prospektüsü bastık. Geçen gün Esat Çelikel arkadaşımız var. O biraz koleksiyoncudur. Onu muhafaza etmiş. Yayınladı Feste. Ben de şeyini aldım. Bir mendilin üzerine ve aradan geçen yılı düşünseniz, bu benim dediğim seneler 66-67 seneleri. Tabii Gençlik Tiyatrosu'nun Çanakkale sosyal hayatında ciddi izleri oldu. Biz orada, yani orayı biz bir yandan lokal gibi kullanırdık, bir yandan da işte tiyatral faaliyetlerde bulunurduk. Mükemmel modern bir sahnesi, seyirci, fuayesi, ışıklandırması, perdesi olan hoş, güzel bir yer, bilenler bilir orayı. Ama ondan sonra Çanakkale'deki tiyatro hayatı böyle. Aha, içimizden benim halamın oğlu Bülent Arın Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. İzmir sahnesinde uzun yıllardır oynadı. Şimdi artık emekli oldu kendisi. Aramızdan böyle başarılı oyuncu arkadaşlarımız da çıktı Allah'a şükür. Ben devam edeyim dilerseniz. Tabii tabii ben aldım gidiyorum. Siz daha doğru yaparsınız. Şimdi gençlik çocukluktan bahsediyoruz tabii. Burada şey de var. Yani aile buluşmaları da var. Dedenizin evinde özellikle. Evet tabii. Baktığımızda hani bir mutfak kültürü de var. Bunu sizin sosyal medyanızdan da görüyoruz bazen paylaşımlarda. Girit mutfağı galiba biraz ön planda. Bu buluşmaları, bu evdeki buluşmaları, bu yani kültürü, bu çeşitliliği biraz bize anlatır mısınız o zamanları? Şimdi şöyle düşünün, biz 11 kuzendik Çanakkale'de. Yani işte halalar, babam, amca çocukları, 11 kuzen. Şimdi bu 11 kuzen, olabilirsem o resmi ben size bir göstereyim de. Bakın, şimdi bu resimde, burası neresi biliyor musunuz? Eskiden Çanakkale'de deniz kültürü yoktu. Yani denizle Çanakkale'nin barışması, denize girmek, plaja gitmek falan
Uzun yıllar sonra gerçekleşti. Çanakkale'nin mesire yeri Kepezaltı'ydı, Kepez Çayı'ydı. Genellikle oraya gidilirdi. Atlı arabalara binilir. Ondan sonra işte piknik yiyecekler, içecekler alınır. Orada işte burada gördüğünüz gibi Söğüt'ün altına oturulur. İşte yemek yenir, sohbet edilir falan. Şimdi bu hafta sonu buluşmaları diyebiliriz. Tabii bir hafta sonu buluşması var. Bizim burada işte Kübra'da Zehra Hala, Letafet Hala, Ali Enişte, bu babam şu başta oturan. Şu da benim. Şu bak. Şu. Ha işte bak öyle kıvırcık saçlı. Yani taş atasın 1 yaşındayım yani. Demek ki 1950 senesi, 51 senesi falan yani şu resmin çekildiği dönem. Buradaki bunların hepsi de kuzenler bak görüyor musun? Biz böyle irili ufaklı 11 kuzendik. Tabii hepimiz aynı okullara da gitmezdik, değişik okullara giderdik. Babaannelerim de buluşulurdu öğlen yemeklerinde. Babaannem de Girit göçmeni, çok iyi de yemek yapan bir insandı. Yani 11 tane çocuğa, tabii orada anneler de gelirdi. Babamın dükkanı babaannemin evinin altına da o da gelirdi falan. Böyle bir şey, arı sürüsü gibi dalardı eve ama daha eve girerken zaten kokular içinizi böyle şey bayıltırdı. Yani onun olmazsa olmazları vardı. İşte en çok en iyi hatırladığım o rezene zamanı, o kuzu etiyle pişirilen rezenenin kokusu mahalleyi sarardı. Yani akıl alacak gibi değil. İşte bol suyuyla, etiyle, rezenesiyle ona kaşıkları sallardık. Hızlı hızlı yer içerdik. Bazen börek yapardı. Kolaçita deriz biz kabak böreğine. Böyle işte altına bir sert bir tart açarsınız. Tart hamuru gibi sert bir hamur açarsınız. Artık kabakları da işte önce uzun süre tuzlu suda tutarsınız. Onlar biraz yumuşar. Ondan sonra teker teker una bulayıp şey yapıp serpileyip unlarını atıp o kabın şeyin üzerine, tardın üzerine dizersiniz. İşte araya peynir falan filan. Bu kolaçita'da dev gibi tepsilerde yapılırdı zaten, fırına gider gelirdi. Ondan sonra da kapış kapış o kolaçitaları yerdik. Yani hemen ben böyle birkaç tane biritli menüsü dediğiniz için onlara söyleyerek geçiyorum. Onun tabii onun yanında artık bir türlü yemekler olur. İşte tepside fırında köfteler pişiyor falan. Arada balık olurdu. Palamut balıklarını çok güzel yapardı babaannem. Yani işte bol şey. Sebzeli, o da fırına gider giderdi. Biz orada onları da böyle hızlı hızlı yer içerdik. Tabii o buluşmaların, sonra da insanda anıları var. O kuzenlerimden tabii birçoğunu kaybettik. Hepsine Allah rahmet eylesin. Şimdi işte halen temas halindeyiz kuzenlerimizle. Ya tabii bunun beraberinde bayramlaşmalar, yani kalabalık. Tabii ayrı. Yani bu ailelerimizdeki bayramlaşmalar. Esnaflarla aynı şekilde bir. Ayrı bir seremoni oldu. Çünkü dükkanın üstündeydi galiba evler. Evet, evimiz dükkanımızın üzerinde evet. İskele meydanında işte babamın yaşadığı dönemde yaptığımız buluşmalardı onlar. Tabii sonra babam ölünce ben 9 yaşındaydım. Küçük kardeşim 3 yaşındaydı, ablam 11 yaşındaydı. Bir yanda biz, bir yanda abilik, bir yanda da iş babalığa döndü falan. İşte dedem nur içinde yatsın, kanatlarını açtı, bizi evine aldı. Öyle bir birliktelik içinde yaşantımızı sürdürdük. Sonra üniversite hayatı başladı. Üniversiteye gelmeden şeyi sorayım ben. Tamam. Yani ilkokulu konuştuk, işte aile buluşmaları, esnaflık. Peki yani mesela Cumhur Ersümer o dönemler nereleri keşfetmekten hoşlanırdı, nerelere giderdi mesela? Şimdi ben yani çocuk olarak kendisine eğlence olarak okul, esnaflık dışında neler yapardı? Nasıl bir çevre vardı? Şimdi ben bir denizle çok ilgiliydim. Yani halen de denizden kopmuş değilim. Yani hayatımın her döneminde bir teknem oldu. Tekne bazen büyüdü, bazen küçüldü. Şurada kaptanlık ehliyetim. Şimdi denizle ilgili olmak demek şu demek. Yani tekne sahibi olunca küçük yaşta biz kendimiz tekne imal etmeye başladık. Rahmetli halamın oğlu Ömer bu işin çok ustasıydı. Yani şimdi anlatayım isterseniz, belki merak eden olur diye söylüyorum. Yukarı çarşıda bir semercimiz vardı, Allah rahmet eylesin. O eşek semerleri yapardı. O eşek semerlerinin yapıldığı ağaçlar oldukça sert, kara ağaçtan veya gürgenden veya daha sert
abonozdan yapılan eğrilerdir. Şimdi semer yaparken o iki eğri şöyle düşünün bir araya getirilir. Biz o eğrileri oradan alırdık, ortalarından biçtirirdik. Yapacağımız teknenin eğrilerini onlarla yapardık. Ortasına bir karina koyardık. İşte o karinaya da kaç tane eğri koyacaksak onlara hesaplardık. Biz 6 metrelik, bak 6 metrelik tekne yaptığımızı bilirim. Ha bunu yapıyoruz, üzerinin kaplamasını nasıl yapacaksınız? İşte o zaman rahmetli annem o işte çok ustaydı. Şeker çuvalından o teknenin üzerine böyle bir bot deniliyor ya şimdi. Öyle bir kılıf yapardık. Çok güzel gerdirirdik. Yağlı boya çok pahalıydı. Yağlı boya, kendi yağlı boyamızı kendimiz yapardık. Kendi macunumuzu kendimiz yapardık. Yani işte Osmanlı beceriyle üstü beci bir araya getirip hazırladığınız boyaları renklendirmesi için son kat bir kutu yağlı boya alırdık. Kendimiz boyardık ve artık hayatımız onun içinde geçerdi. Yıl olarak? Yıl işte yine aynı seneler yani. Hep aynı seneler sıkışıyorum ben yani. 65, 66, 67, 68 diyelim. Evet. Ondan sonra o bizi balıkçılığa itti. Yani biz her akşam üzeri gider iskelenin altından yem çıkartırdık. Biz silahlarımızı, takımlarımızı hazırlardık. Sonra yiyeceğimiz, içeceğimiz yanımızda. İyi kötü de gençlik başlayınca tabii ufak ufak güzel Kızıloğlu'nun kırmızı şaraplarını da bunun içine dahil ettik. Evet. Ondan sonra balıkçılığa başladık. Derken benim tekne biraz büyüdü, motorlu bir teknem oldu falan ama hep teknem oldu yani Çanakkale'de ve ciddi balıkçılık yaptım. Yani bir dönem mesela üniversite hayatımda profesyonel balıkçılık, nasıl profesyonel balıkçılık yaptım? Şimdi mesela Çanakkale'de lüfer balığı özellikle Narabur'unda iki fener arasında bir gider bir gelirken yakalardık. Yani giderken bir lüfer yakalarız, gelirken bir lüfer yakalarız, divarları doldururduk lüferle. O zaman Mack marka armut kaşık kullanıyorduk. Nasılsa o günün sürüleri onu yiyordu. Biz orada balıkları yakalardık, getirirdik. İşte bazen balıkhaneye içimizden birini görevlendirdik. Bugün sen git sat. Yani oraya gidip balık satmak bize biraz böyle zor gibi geliyordu. Yani şey itibariyle herhalde aile konumuz itibariyle ama yapardık, satardık yani. Hatta hiç unutmuyorum bir ara Karaşamandıra'da böyle lüks feneri yakarak kışın yemli uskumru yakalıyoruz. Uskumru balığı yani bayağı iri böyle rakı şişesi kadar olan uskumrular falan. O mevsimde de uskumru balığını bulmak çok kolay değil. Ben şeye götürürdüm, Şeref abiye götürdüm Yalova'ya, şeyin Ertuğrul'un babasına. Oraya bırakırdım. O giderdik, biz orada yer içerdik. O bilirdi o hesabını falan geçer giderdi. Mesela livarımızda hep balık olurdu. Dört kişi gideriz bir yere otururuz muhabbet etmeye, yemek yemeye. Bir kişi daha gelir, gider sandalın livarından bir tane daha canlı lüfer getirir, şeye verirdik, ahçıya verirdik. Yani böyle düzenler yaşadık yani. Balıkçılık önemli bir şeydi benim için. Tabii bir de yelken merakımız vardı. Yani ben yelkeni çok seviyordum. Fakat Çanakkale'de üç tane pırat vardı. O üç tane pıratı da o zaman beden terbiyesi bölge müdürü rahmetli Mehmet, lakabı Soğancı Mehmet. O da çok nekes davranır, bizi sıraya sokar. Böyle saatlerce beklerdik bir tane pırat alalım da Çanakkale'de Boğaz'da tur atalım. Tabi aldıktan sonra işte biraz askeri plajda kızlara da bahsedeceğiz ya biraz belediye plajında, biraz Zargana plajında falan döner gelirdik. Her gelişimizde de geç kaldınız bilmem ne Mehmet abi canımızı çıkartırdı. Sonra bir şey yaşadık onu söylemek istiyorum. Çanakkale'ye Celalettin Tüfekçi Vali olarak atandı. 66-67 seneler Allah rahmet etsin, nur içinde yatsın. Onun iki çocuğu vardı. Füsun Tüfekçi, Necmi Tüfekçi. Tabii biz Necmi ile arkadaş olduk. Vali çocuğu olduğu için biz ne zaman gitsek Soğancı Mehmet bizim şeyleri hazırlıyordu, pıratları hazırlıyordu. Hemen torpille alıyorduk pıratları, geziyorduk falan. Sonra hayat böyle devam ediyor. Biz Necmi ile hala arkadaşız. Yani haftada bir iki görüşüyorum İstanbul'a gittiğimizde veya bir araya geliyoruz falan. Ben bakan oldum. Beni ziyarete geldi Necmi. Necmi de o zaman önemli bir firmanın sahibi olmuştu. Bunları konuştuk aramızda. Dedim ki ya Neco gel bir iş yapalım seninle. Ne yapalım? Dedim ki bak beden terbiyesi hala duruyor. Pıratlar orada duruyor. Ama bunun başında Azem Ülkü diye bir arkadaşımız var. O organize etti. İşte küçük şeyler alındı. Tekneler alındı falan eğitim vermeye çalışıyorlar. Çok ihtiyaçları var. Ya dedik sen sor ihtiyaçlarını.
Ben sordum, bir liste geldi bize. İşte lastik butu, yanında motoru, televizyonu, eğitici şeyi falan, ciddi bir liste geldi. İşte lazerler, Pratlar, Optimuslar falan, bir düzen içinde biz Neco aldı onları, yolladı, boğuşladık. Sonra da ben geldim bakan olarak buraya, Neco'yu da çağırdım. O bizim yıllarca tekne sırası beklediğimiz yerde, o gün itibariyle herkese yetişecek kadar tekneyi Necmettin Tüfekçi bağışladı ve Çanakkale gençliğinin imkanı da sundu. Ben orada konuşurken dedim ki, vallahi biz bu imkanları bulamamıştık. İnanıyorum ki ben Çanakkale çocuğu denizcidir, yelkencidir. Çanakkale'den inşallah bundan sonra birçok burada şampiyonlar düzenlenecektir. Çanakkale'den bir sürü başarılı yelkenciler çıkacaktır diye de temennimi dile getirmiştim. Gerçekten de öyle oldu. Son dönemlerde İçtaş bu işe el attı. Onlara da teşekkür ediyorum. Çanakkale'de yelken sporunun gelişmesinde bu iki unsur önemli bir yer tutmaktadır. Onu paylaşmak istedim. Ha, teşekkürler. Ondan sonra üniversite dönemine geçelim. Tabii üniversite dönemine geçiyorum. Çanakkale'den ilk ayrılık. Geriye dönüp baktığınızda neler hissediyorsunuz? Yani? Şimdi ablam benden önce başladı üniversiteye. İktisat Fakültesini kazandı. O gitti, Çemberlitaş Kızılırmak'ta kalıyor o zaman. Ben gittim, işte aynı evden iki çocuğa yurt tahsisi yapılmıyor. Burs baktım, burs almanın mümkün olmadı. Hatta Çanakkale Belediyesi'ne müracaat ettim. O zaman Reşat Tabak Belediye Başkanı, da Allah rahmet eylesin. Burs talebinde bulundum. Dedim ki ya ben yani üniversiteye gideceğim, gidemiyorum. Sıkıntılarımız var, ablam üniversite okuyor falan. Neyse onlar bir değerlendirdiler falan, o imkan olmadı. Yani daha doğrusu kimseye vermiyorlar o dönem burs falan diye konuşmuş olalım. Bir yandan da tabii 68 olayları başladı. Yani 67 yılın sonu 68 olayları, işte sizlerin şeylerinden, önderlerinden işte Deniz Gezmiş ve arkadaşları. Onlar da hukuk fakültesinde, ben de hukuk fakültesinde öğrenciyim. Boykotlar, işgaller, olaylar falan. Ama bir yandan da okula gitmek istiyorum. Biraz önce bahsettim Celalettin Tüfekçi. Bana, biz gidiyoruz ailece, görüşüyoruz işte, konağa gidiyoruz. Onlar bize geliyor falan. Sen niye okula gitmiyorsun dedi. Ben dedim ki ya gideceğim de işte böyle bir barınma imkanımız yok. Dedi ki sen pazartesi günü valizini hazırla, gelip alacağım seni. Hakikaten geldi. Pazartesi günü beni aldı, arabasına koydu. Ondan sonra gittik İstanbul'a. Vakıflar İdaresi o zaman Sirkeci'de, Vakıfhan'da. İşte orada bir Ferahımız Bey, hiç unutmuyorum. Aldı, dedi ki tamam hadi sen git baş yurda yat. Tamam gittim, hakikaten yurda telefon etmiş oraya. Ben vakıflarımda 2 sene kaldım İstanbul'da. Ve öğrencilik hayatıma da böyle devam edebildim. Yani Celalettin Tüfekçi'nin, nur içinde yatsın, benim hayatımda çok önemli izleri vardır. Yani bu önemli bir şey benim için. Yani böyle bir imkanı bulamamıştım açıkçası. Sonra oradan başladık. Tabii biz çalışmaya alışmışız. Orada da çalışmaya başladım. İyi bir firmada, güzel bir ücrete çalışmaya devam ettim. Ve neticede işte ondan sonra ev tuttuk, evde öğrencilik hayatımıza devam ettik falan, ama okulla da hiç alakamız kalmadı tabii. Bir yandan işte olaylar, işgaller, boykotlar, diğer yandan da çalışma hayatı falan. Bütün, ben hayatımda hiç sınıfta kalmadım. Yani ilkokul birden, üniversite sona kadar, ama hep ikmalle geçtim. Böyle doğrudan geçmedim falan, ama hiç sene kaybetmedim. Ondan sonra o sene gidiyorum, bir dersten kalıyorum. Şey çağırdı beni o dersin, o dedi ki ya oğlum sen dedi, hoca değişti, kitap değişti, sen okulla alakan yok. Bir tane dersin var, bir sene dönüyorsun. Al şu kitaptan çalış gel falan dedi, sağ olsun. Ben de çalıştım, böylelikle de okulu bitirdim. Yani 75 senesinde bitirdim okulu. Tabii okulu bitirdiğimden sonra geldim 76'da avukatlığa başladım. Geçen yıl bana bir 40. yıl beratı verdiler. Evet. Ben tabii 2007 senesinde Çanakkale Barosu avukatı olarak göreve başladım 1976 senesinde. Baro kaydım hep devam etti. Yani 80'de milletvekili seçildiğimde de gene baro kaydım devam ediyordu. 2007'de kaydımı Ankara Barosu'na aldım. 2007'den beri de Ankara Barosu avukatı olarak meslek hayatıma devam ediyorum. Halen de işimi yapıyorum. Çok da memnunum. Bunu da işte 40. yıl beratı olarak Barolar Birliği bana verdi. İnsan duygulanıyor tabii. Yani geriye dönüp baktığınızda şimdi 40 yıldır bu işi yapıyoruz. Tabii şu anda
İki sene geçti ya, 45'e yaklaştık. Biz de geriye dönüp bakıp Çanakkale'yi konuşmak istedik biraz. O yüzden sizi konuk etmek çok güzel. Yani biraz sözlü tarih bu. Bu kentin envanterine bir not düşmeyi istedik. Ben valla söyleyeceklerim binde birini söyledim. Bak çok samimi söylüyorum. Yani tabii ki bütün gün beni yayınlayacak haliniz yok. Bütün gün beni dinleyecek haliniz yok. Ama yani Çanakkale'de anlatacak çok şey var. Herkesin anlatacağı bir şey var. Çünkü Çanakkale çok özel bir yer. Çanakkale'ler çok özel insanlar. Çanakkale'de yaşamak ayrı bir keyif. Bana diyorlar ki ya ne buluyorsun bu Çanakkale'de? Her ay gidiyorsun bir iki defa. Ben çok bak mübalağasız söylüyorum. Ben buraya gelince kanım değişmiş gibi hissediyorum. Yani insanın böyle kanını değiştirir öyle hissediyorum. Yani işte o sabah yürüyüşlerinden büyük keyif alıyorum. Sokaklarda gezerken işte eski arkadaşlarımızı görüyoruz. Bir yere oturuyoruz. Arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz falan. Çanakkale çok özel bir yer. İnşallah bu özelliği devam etsin istiyorum. Ben elimden geldiği kadar işte burada siyaset yapmayacağız. Baştan konuştuk onu bir şey demeyeceğim ama yani Çanakkale'de aslında daha iyi yaşansın, yani daha refah içinde olsunlar. Köylüsüyle, şehirlisiyle, genciyle, ihtiyarıyla, herkese dokunma çabası içinde oldum. Bu yapılan hizmetler sonunda geliyor, size de dönüyor yani. Bir dönem geliyor, o işlerden siz de faydalanıyorsunuz. Ondan da keyif alıyorum. Yani çocuk cumhurdan baktığımızda, onun gözüyle baktığımız bir Çanakkale var. Ve burada biraz onu konuşmak istedik biz. İşte gençlik dönemindeki Çanakkale'yi de konuştuk, çocukluk dönemindeki. Oradan Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığına kadar devam eden bir Mustafa Cumhur Ersümer var. Şimdi siz de programın başında söylediniz, az önce tekrar söylediniz. Hani Çanakkale sokaklarında geziyorsunuz, yaşadığınız, çocukluğunuzun geçtiği, esnaflık yaptığınız yerlerden yürüyorsunuz o sokaklar. Neler hissediyorsunuz, nasıl görüyorsunuz Çanakkale'yi? Mesela neler anımsatıyor, neler hatırlatıyor size? Ya Çanakkale tabii, insan nasıl bakarsa öyle görür bir defa. Ben bu inancı muhafaza ederim. Ben Çanakkale'ye hep iyi bakıyorum. Hep de iyi görüyorum Çanakkale'yi. Çanakkale çünkü benim aşık olduğum eşimle 50. yılındayız bu sene. Suzan Ersümer. 16 Şubat'ta 50. yıl doldurduk. Yani onunla evlendiğim. Çocuklarımın doğduğu bir yer. Deniz Ersümer, Cenk Ersümer. Onlara sahip olduğumuz bir yer Çanakkale. Annemin babamın mezarı orada. Geldik gidip ziyaret ediyorum. Anneannem orada, büyüklerimiz orada falan. Yani Çanakkale'den bizim kendimizi ayrı düşünmemiz mümkün değil. Yani çünkü biz öyle de yaşadık. Biz okul kapandığı zaman Çanakkale'ye gelirdik. O zaman Dardanos'ta bir yazdığımız vardı. Ankara'daki arkadaşlarımız onu bilirdi. Okul kapandı Çanakkale, okul açıldı Ankara. Öyleydi yani bütün yaz bu. Ben de bütün programlarımı ona göre ayarlardım. Görüm ne olursa olsun, iyi kötü hafta sonu atlar gelirdim bir şekilde. Çanakkale'de çocuklarla, dostlarla, arkadaşlarla bir arada olur. Sonra aynı şeyi, yani yazdığımızı sattık burayı. Şeyde Çakıl Yapı Kooperatifinde bir kooperatif evimiz var. 90 metrekarelik bir yer. Gidip orada, gene işte şimdi mesela ay başında geleceğiz biz oraya. Bu sefer torunlar eklendi tabii. Allah aşkına 3 tane torunum var. İki kızımız, bir oğlumuz var. Ela ile Ceyla kızlarımız, tam küçük oğlumuz. Hele o 2,5 yaşında falan şimdi küçük torunumuz. Bundan insana, onları da aynı hayatta yaşatmaya çalışıyorum. Yani şunu demeye çalışıyorum. O paylaşımlardan onlar da zevk alıyorlar. Şimdi onlar da bekliyorlar, yaz gelsin. Biz Kadırga'ya, yazlığa gidelim. Ayvacık altına yazlığa gidelim. Çünkü orada ya arkadaşlarını bırakıyorlar. Yani bir sene sonra geldiklerinde işte o komşunun kızı, öbür komşunun oğlu falan o beraberlikleri yaşıyorlar. Bizim Çanakkale'yle bağlantımız bitmez, kopmaz, tükenmez. ve bu da bana çok büyük haz veriyor, zevk veriyor, gurur veriyor. Yani neresin dendiğinde Çanakkale'yim demek önemli bir vasf. Yani ki onu ben hissederek söylerim şimdiye kadar. Bir fark yani, o bir fark, bir farklılık yaratıyor. Tabii Çanakkale'yi temsil etmek de ayrı bir gurur vesilesiydi, onu da söyleyeyim. Yani işte bu yollarında yürüdüğünüz, Cumhuriyet Meydanı'nda ilkokul öğrencisi olarak törene katıldığınız bir ilde veyahut işte
stadyumda öğrenci olarak bulduğunuz bir törende. Allah rahmet eylesin Sayın Başbakan Bülent Ecevit bu törenleri hep beni görevlendirdi. Ben Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına bu şehirde gelip bayram kabul ettim. 18 Mart törenlerine katıldım. İşte Anzak törenlerine katıldım. Şimdi bunları insana birleştirdiğiniz zaman yani oradaki duygunuzu kelimelerle anlatmaz mümkün değil. Yani sizin yaşınızda o şeyden tören alanından geçtiğiniz çocukları siz orada o günün bir amcası olarak, bir büyüğü olarak ama bir hükümeti temsilcisi olarak bulunuyorsunuz. Bunlar da çok güzel şeyler. Ben bunu yaşadım. Dünyanın her yerinde yaşadım. Yani Allah şükürler olsun bizim adımı atmadığımız yer kalmadı. Bütün bunları ben severim. Sonra bakarsınız yani bütün devlet ya, başkanlarıyla yani işte doğuda, batıda konuşmayalım dedik ama şimdi bizim seyahatlerimiz, bunların hepsi de iş seyahatleri. Hiç keyif için turistik bir seyahat yapamadım. Yani işte Türkmenbaşı, bu Çin Devlet Başkanı, Sayın Zemin, Başkan Clinton, Başkan Hüsnü Mübarek, Putin, Nazarbayev, Aliyev, Kral Abdullah. Bu insanlarla ben hep bir arada olabildim yani. Çanakkale'yi temsil ettim. Tabii öyle hissettim ben yani. Yani Çanakkale çocuğu olarak tamam Cumhuriyeti temsil ediyordum. Evet. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı veya Başbakan ama neticede işin özünde bir Çanakkale'li olmanın keyfini sürdüm, gururunu yaşadım. Çanakkale çok başka bir yer. Bir gün bir şeyde Napoli'de bir NATO toplantısındayken bir Amerika'da bir albayı tanıştırdılar falan. Dediler ki ben orada duyulmuş Çanakkale'li oldum. Dediler ki bu albay Çanakkale tören alanlarından geldi. İşte o savaş alanlarını gezmiş. Dün oradaydı, bugün geldi. Sizlerle tanıştırıyoruz dediler. Ben adama dedim ki ağladınız mı dedim. Albay, Amerikalı albay. Nereden biliyorsun dedim. Yani bu bir duygu yüküdür. Yani dedim ki hem asker olacaksın. Hem gidip o sahaları gezeceksin. Hem de ağlamayacaksın. Bu mümkün değil. Yani Çanakkale böyle bir yer. Çanakkale'nin toprağının da, tabiatının da, insanın da insana katkısı çok şey vardır. Bunu hissetmek lazım tabii ve yaşayarak bunu hissetmek lazım. Ben çok ümitliyim. Yani şundan ümitliyim. Bir defa gençlerimiz çok duyarlı. Çok duyarlılar çocuklar. Yani her şeyi yakından inceliyorlar. Hiç kimseye teslim olmuyorlar. Tartışıyorlar, konuşuyorlar, talep ediyorlar. Bunlar önemli vasıflar. Ha şimdi çoğu işsiz, ona ben bir şey demiyorum. Tabii olacak. Yani dönem dönem bunlar yaşanır. Yani bir dönem gelir işsizlik %3 olur. Bazen bir dönem gelir %15 olur. Ama mühim olan onu anlamak. Yani o insanlara eşit iş imkanları sunabilmek için çaba harcamak, kayırmacılık yapmamak, birilerini bir yere getirip öbürlerini aşağı çekmemek. Ama onlara o ümidi verebilmek, o umutsuz kalmamaları lazım. Tabii Türkiye'nin şu anda içinde yaşadığı şartlar hiçbirimiz oh ne güzel bir ülkede yaşıyoruz dedirtmeyecek kadar kötü. Ama neticede bunlar hallolmayacak işler değildir. Türkiye ara ara bazı badirelerden geçmiştir. Buradan da Allah'ın izniyle çıkacaktır. Türkiye'nin önderleri vardır, Türkiye'nin sahipleri vardır. İnsanımızın sahip çıkacağı insanlar vardır. Bu birliktelik inşallah Türkiye bu sıkıntılı günlerden de çıkarır diye düşünüyorum. Bu kadarcık da söyleyeyim yani. Tamam, peki. Çok teşekkür ediyoruz yani katıldığınız için. Programın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Tamam. Son olarak izleyicimize yani Çanakkale'lere özelinde neler söylemek ister? Nasıl mesaj vermek istersiniz? Şimdi şöyle. Çanakkale herkesin yapabileceği bir şey vardır. Yani ne iş yaparsanız yapın. İşin özünde, özelinde bir Çanakkale'de yaşayan insan olur. Bir Çanakkale evladı olur. Tabii her şeyden önce Türkiye'de yaşayan, bir Türk vatandaşı olarak da olsun yapabileceği bir şey vardır. Yani ya boş ne mi lazım? Ya bu sağlıklı bir düşünce tarzı değildir. Bir de herkesin birbiriyle iyi dayanışması lazım. Yani bir takım küçük hesapları, bir takım lüzumsuz kızgınlıkları, öfkeleri, efendim şeyleri bir kenara atıp herkesin bir araya gelebiliyor olması lazım. Bu birliktelik çeşitli vesilelerle olur. Bazen partide bir araya gelirsiniz, bazen bir dernekte bir araya gelirsiniz.
Bazen bir restoranda bir yere gelirsin, bazen de bir yürüyüşte bir yere gelirsiniz. Ama insanlar bir araya geldiğinde bu paylaşımlarını arttırmaları lazım. Birbirlerine desteklerini arttırmaları lazım. Konuşabiliyor olmaları lazım. Ve Çanakkale'de, yani ben sözün başında da söyledim, yani müşterek paydası Çanakkale olan herkesin bir araya gelip yapabileceği bir şey var. İşte bunu tartışmak lazım Çanakkale'de. Şimdi Boğaz Köprümüz yapıldı. Önemli bir yatırım Çanakkale için. Hepimiz ondan gurur diyoruz. Güzel bir köprümüz var diyoruz. İşte pahalı oldu, ucuz oldu. O tartışmalar bir yana da. Mesela bu köprünün Çanakkale'ye sağlayacağı faydalar nelerdir? Oturup Çanakkale'nin tartışması lazım. Yani sosyal faydası nedir, ticari faydası nedir, ne olabilir, nereye taşınabilir falan. Çanakkale'ye bir makro gözle bakmak lazım. Ben en çok onu özlüyorum, özümsemek istiyorum. Yani Çanakkale'nin bir makro planı olması lazım artık. Yani böyle tesadüflerle bir yere giden, işte tarımda ne olacağız, organize sanayi bölgelerimiz nasıl kalkınacak. Yani Çanakkale'ye yön verecek, Çanakkale'ye hedef koyacak, Çanakkale'ye vizyon yaratacak bir birlikteliği sağlamak lazım. Benim bakanlık döneminde güç birlikleri kuruluyordu illerde. Geliyor insanlar, işte bir bakıyorsun Ticaret Odası, Sanayi Odası, işte A Partisi, B Partisi, C Partisi, belediye başkanları hepsi bir araya gelmişler. Adana güç birliği vermişler. Bir, o il için, A ili için bir takım taleplerde bulunuyor. Hoşuma gitti. Ben de aradım, dedim ya bir de biz de Çanakkale bir güç birliği kuralım, bir araya gelelim dedim. Başladı bu iş ama sonra hakim kaldı. Çanakkale'ler bir araya gelmiş zor insanlardır. Ama bir araya geldiklerinde önemli sonuçlar alırlar. Ben en çok onu özlüyorum, en çok onu istiyorum. Yani birinin, yani tabirim yanlış anlaşıldı diye endişe ediyorum. Yani ya bir kişi olur, ya bir kuruş, kurulum olur, ya bir derneği bir şey olur. Yani Çanakkale'leri böyle bir araya toplayabilen, Çanakkale'den bir arada toplanabildiği, konuşup tartışabildiği ortamları yaratmak lazım. Ha bunlar nasıl olacaktır? Ya sen hayal görüyorsun diyenler de olabilir ama ben boş şeyler söylemek istemiyorum açıkçası ama Çanakkale'nin bunlara ihtiyacı var yani. Hı hı. Bunlara ihtiyacı var Çanakkale. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Bakanım. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu. Naçizane size küçük bir hediyemiz var. Onu takdim edelim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür çok ediyorum. Onur duyduk. Çok aynı onuru paylaştım. Sağ olun. Çok teşekkürler Sayın Bakanım. Buyurun. Çanakkale Belediyesi YouTube kanalının değerli takipçileri, bugün Senin Hikayen programımızın 3. bölümünde biraz tarihin sayfalarını karıştıralım istedik. Katılımıyla bizleri onurlandıran Sayın Ersümer'e bir kez daha teşekkür ederiz. Kültürümüz, tarihimiz, komşularımız, gelenek ve göreneklerimiz, tüm farklarımız bizim her şeyimizdir. En büyük hazinemizdir. Bu değerleri koruyalım, tarihimize ve kent hafızamızı diri tutalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı, mutlu ve güzel yarınlar dileriz.